Bir hasta tiroid bezinde 14 nodülü olduğunu ve bunlardan bir tanesine biyopsi yapıldığını yazmış. Bundan sonra ne yapması gerektiğini soruyor. Tiroid bezinde çok sayıda nodül olduğunda biyopsi yapılmaz. Tiroid biyopsisi sırasında bir en fazla iki nodüle biyopsi yapılabilir. Biyopsi dediğimiz işlem sonuçta tiroid bezinin içine bir iğne batırmaktır. Tiroid bezi kanlı bir organdır ve çok sayıda iğne batırmak kanama riskini arttırır. Dolayısıyla her nodülden örnek almak gibi bir şey mümkün değil. Şimdi buradaki hastada bir nodülden yapılan biyopsinin temiz gelmesinin bir anlamı var mı? Peki geride kalan 13 nodül için ne diyeceğiz? Onlar iyi huylu mu peki? Bir nodül iyi huylu çıkmışsa hepsi iyi olacak diye bir kural yok ki. Bir de şöyle tehlikeli bir durum var. Bir nodülden yapılan biyopsinin sonucu temiz geldiğinde hastada bir rahatlama oluyor ve benim tiroidim temiz hiçbir riskim yok diye düşünüyor. Yani yalancı bir güven hissi ortaya çıkıyor. Oysa az önce de söylediğim gibi bir nodülün temiz gelmesinin hiçbir anlamı yok. Peki çok nodül olan hastalarda ne yapmalı? Bu hastalara konunun uzmanı bir hekim tarafından 6 ayda bir ultrason yapılmalı. Nodüller tek tek haritalandırılmalı ve kaydedilmeli. Her 6 ayda bir nodüller gözden geçirilmeli. Ultrason görünümleri, boyutları, tiroid bezin hacmi gibi parametrelere bakarak ya takibe devam edilmeli ya da ameliyata karar verilmeli. Çok nodül olan hastalarda doğru, güvenli ve bilimsel yaklaşım budur.